Şu anda var olan ve gelecekte popüler olacak olan mesleklerin ne olduğuna ve bu mesleklere nasıl sahip olunacağına dair konumuza ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Blockchain geliştiricisi. Blockchain, 2008'de tanıtılan bir eşler arası ağdır. Bir sanal para sistemi olarak tanınan Bitcoin uygulaması tamamen blockchain teknolojisinin ürünüdür. Blockchain teknolojisi kısaca güvenmediğimiz kişilerle veri paylaşmanın güvenli bir yolu diyebiliriz. Bir blockchain üzerinde dağıtılan veriler aynı anda bir yerde ya da birden fazla yerde saklanmaz. Bu da saklanan verinin halka açık olduğu ve bu sayede internetteki herkes tarafından erişilebilir durumda olduğu anlamına gelir. Veriler milyonlarca cihaz tarafından eş zamanlı olarak barındırıldığı için saldırıya uğramaya eğilimlidir ve bu verilerin merkezi bir sürümü yoktur. Nasıl olunur? Bir blockchain geliştiricisi olmak için ihtiyacınız olan her şey internette ücretsiz olarak var. Bir blockchain açık kaynaktır. Blockchain sırları bir yerde kasada kilit altında değildir. Bir blockchain tek bir yerde depolanmaz, bir merkezi yoktur. Çok farklı bilgisayarlarda depolanır. Bu bilgisayarlara node denir. Blockchain'ler birebir ağlardır. Çünkü Microsoft, Google ya da Facebook gibi üçüncü partilere ihtiyaç duymazlar. Yani blockchain verisi üzerinde tek bir kişinin kontrolü olamaz. Kullanıcılar direkt olarak birbiriyle iletişim kurarlar ve üçüncü partiyi aradan çıkarırlar. Sivil veya ticari drone pilotu veya görevlisi. 300'den fazla iş kolunda, fotoğraf ve video çekimlerin yanında, askeri alanda, tarımda, ulaşılamayan bölgelerin haritalanması, enerji hatlarının bakımı veya izlenmesi, yangın kurtarma, çok çok ağır malzemelerin taşınması, köprü yapımı gibi pek çok alanda uygulanmaktadır. Dolayısıyla drone pilotluğu geleceğin meslekleri arasında en üst seviyede yer almaktadır. Nasıl olunur? Drone uçurabilmek için iki farklı belge almak gerekir. Birinci drone ehliyeti, İHA 0 ve İHA 1. Türkiye'de 2016 yılının başında yürürlüğe giren drone lisans araçları İHA mevzuatı gereği M25 kilonun üstündeki tüm dronelar için kullanıcıların eğitimlerini tamamlayarak ehliyet alması şart haline gelmiştir. Drone ehliyeti zorunluluğu 25 kilogramın altındaki piyasadaki çoğu model bu kategoride, cihazlarda ise kullanım amacına göre belirlenmektedir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirdiği bu konuda kuruluşlar var. Akıllı bina, IoT teknisyeni, mühendisi. Her geçen yıl daha fazla ev, ofis ve fabrika, aydınlatma, ısıtma, klima veya güvenlik gibi çeşitli bina sistemleri kontrol etmek için otomasyon sisteminden yararlanıyor. Buzdolapları gibi günlük aletlerde giderek büyüyen nesnelerin internetinin bir parçası haline geliyor. İnsanlar otomatik kontrol ve hiper bağlantılı sistemlerin özgürlüğünü ve rahatlığını benimsiyorlar. Bu nedenle gelecekte akıllı binalar tüm şehre hakim olabilir. Ama yine de bu sistemleri kurmak, bakımını yapmak ve onarmak için kalifiye insanlara ihtiyacımız var. Nasıl olunur? Çoğu otomasyon mühendisi lisans derecelerini mekanik veya elektrik mühendisliğinde kazanır ve ardından otomasyon mühendisliğinin işteki karmaşıklığını öğrenir. Mekanik veya elektronik mühendisliği dersleri robotik, istatistik, akışkan dinamiği ve veri tabanlarını içerebilir. Bazı otomasyon mühendisleri ilgili alanlarında yüksek lisans derecesinde elde edebilir. 3D yazıcı teknisyeni. 3 boyutlu yazıcılar son yılların en çok dikkat çeken teknolojilerinden biri. Bu alanda kurulan gelişme ise özellikle tekstil, sağlık, yemek gibi konularda önemli değişiklikler vaat ediyor. 3D üretim mühendisliği gelecekte üretimi seri üretimden kurtarıp kişiselleştirilebilir bir hale getirecek. Siz de gelecekte kendi ürünlerinizi kendinize özel üretmeye hazır olun. Üstelik çok daha hızlı ve ekonomik. Yazıcı mühendis tarafından ortaya konan fiziksel objeler için 3 boyutlu özelliğe sahip model ve tasarım gerekmektedir. Model için uygulanacak tasarım sonucunda ortaya obje çıkarılmaktadır. Bunun için 3D olarak çizilen ürünün gerekli bileşenlerin kullanılmasıyla katman katman ekleme yapılarak fiziksel hale getirilmesi sağlanır. Artırılmış gerçeklik geliştiricisi veya mühendisliği. 3D modellemelerle veya infobox olarak tasarlanan sanal öğelerin istenilen yazılım altyapısı ile planlanan cihazlarda çalışmasını sağlayan geliştiricilerdir. Dünya üzerinde bulunan nesne ve yerleri tüm gerçeklikleriyle bilgisayar ortamına aktarırlar. Kullanıcıların ihtiyaçları olan yerlerin ve nesnelerin gerçeğinden ayırt edilemeyecek bir biçimde
sanal bir sahneye veya ortama aktarılmasını sağlarlar. Artırılmış gerçeklik mühendisleri tarafından yapılmış olan projeler, kullanıcıların duysal algılama yoluyla görüntü, ses ve diğer özellikleri tanımlamalarını sağlamak için üretilir. Nasıl olunur? Artırılmış gerçeklik mühendisliği olabilmek için adayların bilgisayar mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği alanlarında eğitim almış olmaları gerekir. Pratik mühendislik uygulamalarını kullanan artırılmış gerçeklik mühendislerinin detaycı, dikkatli, ayrıntıları fark edebilen ve bütünü görebilen veri toplama ve analiz etme yöntemlerine hakim, teknolojik gelişmelere hakim ve pratiği bunlarla birleştirebilen bireyler olmaları beklenmektedir. Kişisel gizlilik danışmanı. Teşhircilik kültürü tüm dünyaya sosyal medya ile yayıldı. Hepimiz nerede olduğumuzu, ne yediğimizi, ne aldığımızı sosyal medyada paylaşmaktan zevk alıyor. Hatta diğer insanlar ne yapmış diye bakmaktan bir hayli keyif alıyoruz. Teknoloji aynı hızla ilerlemeye devam ederse, ki öyle gözüküyor, birçok bilgimiz, medeni durumumuz, bankalarla olan durumumuz, sicil kaydı gibi detay bilgilerimiz kolayca ulaşılabilir olmaya başlayacak. Şu an için teşhircilik kültürü hoşumuza giderken ileride büyük sorunlara yol açacak. Bunun için kişisel gizlilik danışmanına danışıyor olacağız. Nasıl olunur? Kişisel verileri koruma uzmanı olmak için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınavlarda başarılı olmak gereklidir. Kurumun tercihine bağlı olmak üzere sadece sözlü olarak tek aşamalı sınav da yapılabilir. Yazılı sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı, TODA, İYİ, üniversiteler veya ÖSYM tarafından yapılır. Yazılı sınav genel kültür ve genel yetenek gibi konulardan oluşur. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan uzmanlık alan bilgisi konularını da kapsar. Sosyal bilimler mezunları siyasal bilimler, makro, mikro iktisat, uluslararası ilişkiler gibi hakim oldukları alan derslerinden sınava tabi tutulurlar. Mühendislik fakültesi mezunları ise temel bilgi güvenliği, bilgisayar ağları, veri tabanı yönetimi gibi teknik konularda sınava tabi tutulurlar. Kişisel marka danışmanı. Marka danışmanı, işletmelerin sahip olduğu değerleri sunuma dönüştürme konusunda fikir üreten, pazarlama ve iletişim faaliyetlerine katkı sağlayan bireylere denir. Marka danışmanlığı hizmeti, standart bir reklam ajansının çoğu kez yapamadığı görevleri de üstlenir. Şimdi ise komplike görevi kişi için planlayacaktır. Robotik servis teknisyeni. Gelecekte robot teknisyenliği mesleği altında birçok fabrika ve şirkette istihdam oluşturulacaktır. İleri görüşlü firmalar bugünden üretim sürecinde robotların etkinliğini artırmaya başlamış ve insan gücü yerine mekanik gücün yaygınlaşması için temel hazırlıkları yapmıştır. En geç 10 yıl içerisinde tüm fabrikalardaki üretimlerde robotik sistemler yer alacaktır. Fabrikada kullanılan robotik sistemlerin artması ve üretim mekaniğe aktarılması ile birlikte bu robotların koordinasyonunu sağlayacak robot teknisyenlere ihtiyaç duyulacaktır. Robotların fabrika ilkeleri uyumlu olacak şekilde çalışması ve üretimin aksamadan devam edebilmesi için robot teknisyenlerin istihdam oranı artırılacaktır. Nasıl olunur? Bugün için mekatronik mühendisliği ve mekatronik teknisyenliği altında yer almaktadır. Doğrudan robotik alanda bir mühendislik ya da teknisyenlik elde edilmesi söz konusu değildir. Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden 2 yıllık mekatronik bölümünü tamamlayan kişiler mekatronik teknisyeni ünvanını almaktadır. Ön lisans diploması alınması robot teknisyen için yeterli olmaktadır. Mekatronik altında kendini geliştiren ve robotik bilimler hakkında gerekli altyapıyı oluşturan kişiler robot teknikeri olarak görev yapabilmektedirler. Uzaktan sağlık mühendisi. Bugünlerde herkesin elinde akıllı telefon var. Doktorlar hastanın akıllı telefon aracılığıyla gerçek zamanlı güncellemeler göndererek daha sonra analiz edilmek üzere kaydedilen sürekli güncellemeler sunabilir. Doktorlar basınç, kan akışı ve daha fazlasını gerçek zamanlı olarak hastada herhangi bir işlem yapmadan ölçebilen yedek kalçalar, dizler dahil sensörler içeren monitörler bile yerleştirebiliyorlar. Bu yöntemle doktorlar birkaç yüz hastayı bu yöntemle takip ve tedavi edebilirler. Hepsi de uygun maliyette ölçeklenebilir ve hasta sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilebilir. Nasıl olur? Tıp fakültesinde 6 yıllık bir eğitim alındıktan sonra doktor olunabilir. Kentsel tarım uzmanı. Kentlerin içinde ve yakın çevresinde tarımsal üretim yapılmasının temel nedeni, yakın gelecekte gıda güvenliği riski ile mevsimsel veya geçici gıda tedariki ve fiyat dalgalanmalarıyla çözüm oluşturmaktır.
Kentsel tarım çalışmaları gıda güvenliğine sigorta olarak görülmekle birlikte bu çalışmaların çevresel, sağlıksal ve sosyal faydaları da göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Kentsel tarım çalışmaları ayrıca kalkınmanın bir yöntemi olarak yoksulluğa, işsizliğe ve gıda güvencesine yönelik pratik çözümler sunmaktadır. Özellikle yoksul kesimin sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmaktadır. Nasıl olur? Plan yapın. Mikro çiftliğinizle ilgili her detayı bilgilendirin. Ne kadarlık bir yetiştirme alanınızın olduğu, bu alanda ne kaç çeşit ve ne kadar ürünü yetiştirebileceğinizi, kaç insanı doyurabileceğinizi, restoranların ne kadar yiyecek satabileceğinizi ve öngörülen gelirin ne kadar olabileceğini planlamalısınız. Biyometrik teknisyeni. Suçların tespit edilmesi, kamu ve kurumsal güvenlik alanlarında hız ve kolaylık giderek önem kazanıyor. İşte biyometrik teknisyenlerde her bireyin sahip olduğu parmak izi, ses ve damar şekli gibi benzersiz özellikleri ölçmek ve analiz edilmesi için çeşitli yazılım ve donanımlar geliştiriyorlar. Nasıl olur? Bilgisayar mühendisliği gibi alanlarda okuyarak biyometrik teknisyen olunabilir. Genetik mühendisi veya danışman. Doğum kusurlarına ve genetik bozukluklara çözüm bulma arayışı giderek hızlanıyor. Genetik danışmanlar ailelerin ve bireylerin genetik bozukluklarını araştırıyor, teşhis ediyor ve tekrarlanma ihtimali bulunan bozuklukların saptanmasını sağlıyorlar. Nasıl olunur? Biyoloji ve genetik mühendisliği gibi alanlarda okuyarak genetik danışman olunabiliyor. Sanal gerçeklik tasarımcısı. Kullanıcılara gerçeklik hissi yaşatan oyunlar, vücut hareketleriyle eş zamanlı olarak hareket eden sanal karakterler oluşturan kişilere sanal gerçeklik uzmanı denir. Altyapısı bilişim sektörü olan kişiler tarafından seçilen bu sektörde ayrıca bilgisayar programcıları, grafikerler, 3D animasyon uzmanları ve yazılımcılar çalışır. Bu üç boyutlu sistemlerin birebir aktarımı söz konusu olduğu durumlarda mimarlar ya da mühendisler de bu alanda görev alırlar. Üniversitelerde şimdilik bu meslek için özel ayrılmış bölüm bulunmadığı için bu mesleği yapabilmek için başka nitelikler aranır. Nasıl olur? Görsel iletişim ve tasarım alanında eğitim almış kişiler VR tasarım geliştirme alanında kendi geliştirebilirler. 3B ve 2B görsel tasarım programlarına dair sertifikalar ve eğitimler alabilirler. İşin yazılım tarafında yer almak isteyen bilgisayar, elektronik ve yazılım mühendisliği gibi alanlarda mezun olduktan sonra VR konusunda da kendini geliştirebilirler. Sentetik biyoloji mühendisi. Mühendislik ilkelerinin biyolojiye uygulanması yöntemiyle doğada var olmayan tamamen yeni biyolojik sistemler ve bileşenler tasarlanmasıdır. Yeni genetik devreleri biyolojik aletleri tasarlayarak ya da mevcut biyolojik sistemleri yeniden programlayarak enzimatik süreçleri hızlandırmak, yeni ilaç ve aşılar geliştirmek, biyokimyasal ürünleri daha verimli üretmek gibi çeşitli amaçlar için kullanılan bir teknolojidir. Sentetik biyoloji, sentetik DNA, sentetik genetik tepkime zincirleri, yapay nükleotitler, yapay amino asitler, özel dizayn proteinler, biyosensörler ve özel materyalleri üretmeyi hedeflemektedir. Ayrıca sentetik biyolojik uygulamalarıyla bakterilere, mantarlara ve hayvanlara insan proteinleri, hormon, örümcek ağı, biyoyakıt yani biyodizel ve antibiyotik ürettirilmesi sağlanabilir. Modelli organizmalara insan doku ve organları ürettirme çalışmaları da yapılmaktadır. Proje bazlı insan kaynakları direktörü. İnsan kaynakları direktörü işe alım, eğitim, ücretlendirme gibi performans yönetim sistemlerinin kurumun hedef ve stratejileri doğrultusunda planlanması ve yürütülmesinden sorumludur. Nasıl olur? İnsan kaynakları direktörü olmak için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren insan kaynakları, endüstri, mühendisliği, işletme, iktisat gibi bölümlerden lisans derecesiyle mezun olmak gerekmektedir.